saniye, bismillah. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar şimdi ne amaçlı soda vereceğiz? Hayvanları yeni getirdik. Birçoğunuzun bildiği gibi yem farklı olmuş olabilir. Yemin içindeki maddeler farklı olmuş olabilir. İşkembeyi çalıştırmak için arkadaşlar maden suyu dökeceğiz birer tane. Yani vakit dar, kaybedecek zamanımız yok. Yem dokunmasın diye işkembe sağlıklı bir şekilde çalışsın diye soda veriyoruz. Evet, ya bismillah. Yemin içine de koyabiliriz ama biz direktmen ağızdan veriyoruz, yani işkembe gitsin, işkembe çalıştırsın diye. Daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Yine de sizlerin tecrübenize de güvenerek ve ihtiyaç duyarak arkadaşlar bu konu hakkında yorumda fikrinizi belirtseniz sevinirim. Evet. Evet arkadaşlar, çoğunuz merak ediyorsunuz, bu yöntemin ilacı yok mu, bu şeye karşı, önleme karşı ilaç yok mu diye bu soda kullanıyor. Arkadaşlar, soda kullanmayı niye tercih ediyoruz? İşte kurbana yaklaşık 20-25 gün kaldı. Biz ilaç kullanmış olursak 25 günde hayvan kandaki ilacı atlamaz. O yüzden biz insanlara ilaç vermiş olacağız, et değil. Onu vermemek için şimdi arkadaşlar doğal yollarla bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Benim mantığım budur. Başkasının mantığı farklı çalışabilir. Başkasının fikri başka olabilir. Ama ben bu mantıkla gidiyorum. Bu tokluğumuzun da gözü çapaklanmış. Ona ne yapacağız? Yine bildiğimiz yöntemi kullanıyoruz değerli dostlarım. Pantaramisinla atacağız üstüne. Az bir miktarda. Bir sisi kadar. O geçiriyor. Tamam. Bir nevi göz banyosu yaptırdık değerli dostlarım. Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, sizlerle birlikte işte kurbanlık kuzu, koç diyelim artık, toklu uygulamalarını yaptık. Şimdi bu işe geçtik. Bu işimiz yarım kaldı, bitmedi. Artık vakit yetmedi. Karanlık çökmeden önce de arkadaşlar sizlerle birlikte daha önce çekmiş olduğum videonun başlangıcını şu an çekiyoruz. Torbalı, İzmir Torbalı can suyu Jersey inek çiftliğine gideceğiz arkadaşlar. Jersey inek çiftlikte kimlerle birlikte olacağız? Çiftliğinde Samet kardeşimizle birlikte olacağız. Kendisi Trabzon'dan geldi. Onunla birlikte olacağız. Satılık Jersey'leri çekeceğiz arkadaşlar. Samet kardeşimizden de bilgileri alıp sizlere aktaracağız. Eğer sizin de Jersey ihtiyacınız varsa bu videoyu izleyip Samet kardeşimize ulaşabilirsiniz. Ve değerli dostlar, Samet kardeşimize geçmeden önce de sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte geçelim Torbalı can suyu işletmesine arkadaşlar. Evet değerli dostlar, sizlerle birlikte geldik Torbalı can suyu Büyükbaş hayvan çiftliğine ve burada bizleri kimler bekliyordu arkadaşlar? Kesinlikle sürpriz değildi. Bekliyorduk. Trabzon'da görüşemedik ama nasip bugüneymiş. Samet abimiz gelmiş. Abi hoş geldin. Safalar getirdin. Abi, öncelikle Torbalımıza, ondan sonra İzmir'imize. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Biraz sıcak tabii. Trabzon'la bayağı bir şimdi Trabzon'u var yani burada. Trabzon'u hiç karıştırmayalım. Trabzon bana göre bu dünyanın cenneti. Evet. Yani onu, burada çok güzel. Yani. Aynen. Burası da çok güzel. Bizde nem var. Var ama şimdi işimiz gereği bakıyoruz. Tarım cenneti, hayvancılık cenneti. Yani her şey yapılır burada ya. Ya burada tabiri caizse abi insan dik insan çıkar. Vallahi öyle yani. Yani çok verimli topraklarımız var. Allah bütün ürünlerimize inşallah bereket evet. Kılar, bereketli olur. Biz 10 gün oldu buraya geleli. Evet. Şunlar daha şu kadarcıktı ya, çillenmişlerdi. Şimdi yemyeşil oldu ortalık yani, o kadar hızlı büyüyor. Şimdi bu sene yağmurlardan dolayı çiftçilerimiz bayağı bir sıkıntı çekiyor. Şimdi domates eken veya diğer sebzeler, pamuk eken insanlar için, arkadaşlarımız için bu yağmurlar %100 zararlı yani. Evet. Artık yağmurlara geçtik yani, yağmurlar ekinlere falan faydası oluyordu. Şu anda ekinlere bile zararları var. Ekinlerin başakları çürütüyor. Değil mi? Aynen. Her şeyin hayırlısı diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdim. Şimdi Torbalı'ya geldin. Ben burayı bilmiyordum. Yani bir Torbalı olarak sana teşekkür ediyorum. Bilmiyordum. Tabelasını tabii ki görüyorduk ama bu kadar büyük olduğunu görmüyordum. Şimdi
senin videolarından izlerken merak ettim. Bu işletme neredeymiş, neyinle işlemiş? Gelmek istedim hem sizi görmek amaçlı hem de bu işletmeyi görmek amaçlı. Yani şu anda Samane'ye geçtik herhalde değil mi? Şu anda Zam Su İşletmenin Samane'sindeyiz. Zam sistemleri. 50 başlık. 50 başlık mı burası? Evet. Boştayınlar var. Bir de jerseyler var burada. Evet. Jerseyler Samane bitti. Şu anda kilit aldılar onlar. Kilit aldılar. Hayvan seçimine gitti abiler. Az önce gördüm. Burada tek Samane var değil mi? Burada tek tabii. İki taraflı. Kaç hayvan birden giriyordu? 50 hayvan birden giriyor. 50 hayvan birden giriyor. 50 hayvan. Günlük kaç defa sağlıyor bu hayvanlar? Her 8 saatte bir sağım yapılıyor. 8 saatte bir sağım yapılıyor. Çünkü Holsteinler sütlü bir hayvan. Holstein tabii yani. Bunlar tabii. Süt ırkı. Süt ırkı. Yani. Jersey'leri de artık senden duyacağız abi. Jersey hakkında bilgimiz yok. Bir Karadenizli olarak. Sen bu işin içindesin. Jersey'lerin başında konuşalım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sütler sağladığı gibi işte soğuk tank aracıyla herhalde böyle tanklara basılıp mandıralara doğru yol alıyor. Evet arkadaşlar şu anda işletmeye girmiş bulunmaktayız. Gerçekten ben hayran kaldım. Birçoğunuz yine diyeceğiniz Ceyhan gerçek kelimeleri kullanmaya başladı ama kullanmamak da elde değil. Abim valla maşallah var. Allah bin bir kere bereket versin. Çok güzel bir işletmedeyiz ya. Evet. Gerçekten çok profesyonel bir işletme. Hani biz de geldiğimizde bir şoka uğradık yani. Maşallah dedik. Evet. Samet ustam. Abi şimdi buradaki hayvanlar yok ama yemleri var. Hayvanlar nerede? Hayvanlar orada sağıma gidiyor. Bak, sağım yani, bu hayvanlar sağıma gidiyor şuradan. Sağım yoluna giriyor. Mesela. Şöyle gösterebilirsin. Sağmaneye gidecekleri. Şunlar sağmaneye gidiyor değil mi abi? Bir yandan çıkarken bir yandan inekler. Sağılmışlar gidiyor. Sağlayacaklar geliyor. Yemlerde 24 saat bu şekilde. Burası. 24 saat açık tabii. Büfe. Aynen öyle. Evet. Geçtik jerseylerin başına. Abi şu abilerimiz hayvan seçiyor herhalde. Bunlar müşteri değil mi abi? Evet. Burada hemen hemen her gün hayvan seçimi yapılıyor. Şu anda hayvanlar kilitte. Hem kulak küpesi okunuyor, sistemden bakılıyor süt miktarını, arkadan da meme yapısına bakılıyor. Abi bu hangi ülkenin jerseyleri? Bizim bunlar Amerikan. Amerikan jerseyleri. Jerseyler. Evet. Maşallah güvercin gibiler. Evet. Altın kızlar. Aynen. Çok güzel ya. Arkadaşlar hep birlikte maşallah çekelim. Hak ediyorlar. Abim jersey seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Jerseyi seçerken. Şöyle bakalım görsel olarak. Tabii ki yani fiziki yapısına, meme yatağına, genetik yapısına dikkat edilmesi gereken çok şey var, yönü var. Buradaki o şeyler biraz daha kolay. Bu işletmedeki zaten bütün süt miktarları her damlasına kadar 3 öğün burada tartılıyor. Şunlar var ya mesela. Evet. Şunlar bunun kalp atışını, nabzını, geviş kaç kere getirmiş hepsi onda kayıtlıdır mesela. Buradan sistem odasına gidiyor. Evet. Sistem odasına gittik ya az önce. Evet. Oradan kontrol ediliyor. Bilgisayarda bu küpe numarasına alakalı sarı ışık yanabilir. Gidin kontrol edin der size bilgisayar. Kırmızı ışık yanarsa bir sorunu vardır der size bilgisayar. Aslında oradan yönetilir bu 3000 hayvan genellikle. Yoksa 3000 hayvanı yönetmek... Tabii. Şimdi bu doğum yaptı. 60 gün sonra boğazındaki sistem bilgisayarda işaret veriyor. Git tohumla diyor. Veya kontrol et diyor tohumlanmış mı diye. O yüzden de kontrolü kolay oluyor sürünün. Profesyonel hayvancılık dedikleri bu olması gerekiyor. Bunların her biri aslında bir veteriner hekim diyebiliriz yani. Haberdar ediyor. Evet. Abim şimdi baktığımızda renklerinden bahsedelim. İşte kafasındaki renk. Evet. Bunda siyahlık fazla var. Bunda az var. Evet. Bu neyden dolayı kaynaklanıyor? Ya da biz jersey seçerken hangisini seçmek? Şimdi seçsek daha doğru olur. Renk süte etken bir kaynak değildir. Yok süte değil. Ben fiziki olarak diyorum. Görsel olarak. Görsel olarak. İşte ayak yapısına bakılıyor. Daha çok bu kalçanın düz inmesine bakıyorlar. Sırt yapısına bakıyorlar. Düzlüğüne. Ondan sonra meme yapısının arkadan düz karnının altına işte gelişi olması lazım böyle. Biz onlara dikkat ediyoruz çoğunlukla. Hani burada da %80 %90 şeye kritere uyuyor hayvanlar. Zaten bunlar zamanında Amerika'dan özene bezene seçilip Türkiye'ye kazandırılmış. Jerseyler. Evet. Peki bu jerseylerin süt verimi nasıldır? Ne durumdadır?
Şu anda miktar olarak ortalamayı belirleyemeyiz çünkü satıldı. Evet. Üçüncü laktasyonda 40, 42, 45 litreler satıldı. Alanlar hep sahamlara katılabiliyor. Şu anda ikinci laktasyon ve birinci laktasyonları var. Birinci laktasyondakiler 28, 30, 32, 27 olarak değişiyor yani. İkinci laktasyonlarda 32, 35. Hani şu anda bile ortalama aslında 30 litre diyebiliriz. Abim bizim Türkiye'deki jerseylerde de örnek olarak gösterebilirsin. Abi jerseyin sütteki kuru ham madde oranı nedir ve sütteki yağ oranı nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Çünkü yağlı bir sütün olduğunu biliyorum. Evet. Yağ oranı buranın ortalamasını bakalım. Şimdi ırka göre de yağ oranı değişebiliyor. Hani süt miktarı arttıkça yağ oranı biraz aşağıya düşüyor. İster istemez. Tabii. Bunları şu anda 5,5-6 civarlarında diyebiliriz yağ oranı. %5-6'larda. %5-6'larda. Bu tabii Danimarkalarda daha yüksek olabiliyor ama Danimarka'nın da süt miktarı bunlara yetişemiyor maalesef. Tabii. Evet. Ya bu bir gerçektir. Süt çoğaldıkça, süt miktarı çoğaldıkça yağ oranı düşüyor. Yağ oranı düşüyor. Yani bunu biz Boştay'ın örnek alabiliriz değil mi abi? Şimdi tabii. Şimdi 15 litre süt veren bir jersey ile 35 litre süt veren bir jerseyin sütünü kıyaslayamayız. Tabii kesinlikle. Kesinlikle kıyaslanmaz yani. Ya şimdi benim ilgi alanım küçük baş. Ben büyük baştan pek anlamıyorum. Jerseyden hiç anlamıyorum. Ben de o sana yüzden çekime geleceğim. Geleceğim başım gözüm üstüne. Şimdi sizi görünce hem dedim sizi tanıyalım. Sizi tanımışken de jerseyi de tanıyalım dedim. Jerseyi tanımamak olmaz. Çok değerli bir ırkımız. Hani ya, ülkemizde çok fazla tanınan bir ırk değil aslında. Herkesin böyle kulaktan duyma, görme. Mesela bir abimiz geldi. Çok eskiden babaannemde vardı diyor. Böyle gördü şaşırdı yani. Onun da Holsteinler varmış o evet. zaman. Gördü şaşırdı. İşte diyor benim çocukluğumdaki inekler böyleydi. Eskiden aslında daha yaygındı bu ırklar. Daha yaygındı. Ama şu anda tabii iş biraz daha ticariye dönünce. Tabii sektöre dökülünce ne yapsın? Biri o tarafta 60 litre süt verirken biri bu tarafta 30 litre süt veriyor. Fabrikaya da ötekiler fabrika gibi düşünüyor. Aynen. Yani. Bunlar daha çok çiğ süt aynen. Satışında. Evlere servislerde ama iyi para bırakan bir sektördür çiğ süt satışı. Aynen. Gelen abiler de öyle tabii. yapacak inşallah. Ne yaptık biz eskiden? Elimizdeki değerli ırkları kırdırdık. Birkaç litre sütü artsın diye. Biz tahmin etmedik. Biz köyde mesela örnek diyorum sütü bir yere satamıyoruz. Değerlendiremiyoruz. Yoğurt yapıp peynir yapıp değerlendiriyorduk. Halbuki süt miktarı az olsun bize kuru ham madde oranı lazım ve yağ lazım sütteki. Peynir evet, yapacağımız için değil mi? Kesinlikle. Biz yanlış yaptık. Elimizdeki ırkları bozduk. Evet. Keşke yapmasaydık. Artık peşine düştük, yakalayamıyoruz. Evet, şimdi o işi süt fabrikaları yapıyor. Aynen. Peynir, artık yani. Onlar yapıyor. Senden yapılıyor. Şimdi abimlerimiz mal seçiyor. Seçerken nelere dikkat ediyorlar? Şu anda meme yapısına bakıyor. Meme abimiz. Yapısına. Şu abimiz kalça. Meme yapısına bakıyor, kalçasına bakıyor. Tabii kalça yapısına, meme yapısına. Gebelik kontrolü var mı yok mu? İşte gebeliği var mı? Varsa ama, kaç aylık? Tabii varsa kaç aylık. İşte ne kadar süt veriyor gün itibariyle. Hakan Bey'in elindeki veriler anlık çıkmış verilerdir. Evet. İki günde bir yeniliyoruz onları. Evet. Çünkü ister istemez mastik geçirmiş hayvan olabilir. İşte kuruya çıkmış hayvan olabilir. Evet. Rahatsızlanmış hayvan olabilir. Tabii. Buradakiler iştahı kesilen hayvan olmuş olabilir. Tabii tabii. O yüzden sürekli yeniliyoruz. Gelen kişiye yanlış bilgi vermiyoruz. Ortalamasına bakıyorsunuz değil mi onu siz? Tabii tabii. Bakın şurada beyazda Hakan ben, Bey'in. Tam onu diyecektim. O beyaz neyin nesi diyecektim. Abi şöyle ama beyazın başına geçelim. İngiliz beyazı diyorlarmış. Ben de ilkten tek şey yapamadım. Yani o da bir jersey ırkı aslında. Jersey'in başka bir ırkla melezlenmiş ve bu hale getirilmiş bir hali. Ben şey diyecektim. Şarule mi diyecektim? Yok. Buna bir şey white, ne white bir şeyler diyorlar ona ama şu anda söyleyemeyeceğim tam ismini size. Evet. Ama jersey diye geçiyor değil mi bu da? Şu an bu jersey. Şey de öyle kayıtlı yani. Bu satılık mıdır şimdi bu? Bunu Hakan Bey aldı. Türkiye'de yok yani. Bu böyle geldi. Buna da tohum araştırmasına girdi. Nasıl tohum atabiliriz, nasıl şey çoğaltabiliriz diye tohumunu da buldu. Buldu mu abi? He buldu. Hayırlısı inşallah. Abim şimdi hem hayvanların görselini çekelim konuşalım. Şimdi arkadaşlarımız da neyi alacaklarını bilsinler. Bunlar satılık jerseyler değil mi abi? Evet. Amerikan, İtalyan Amerikan, jerseyler. Amerikan, İtalyan jerseyler. Şimdi bunlar satılık dedik. Tabii ki böyle bir çiftliğin sahibine ulaşmak zor. Evet. Olmalı değil mi abi? Zor, evet. Çok zor olmalı. Çok güzel. Peki biz bu malları kimden alacağız abi ya? Kime ulaşacağız? Şu anda satışta, reklamcılık. Orada zaten muhasebecimiz var. Süleyman, pardon. Çiftlik müdürümüz var, muhasebecimiz var. Bizle irtibata geçebilir.
Bu konuda sizin numaranızı ben yorum kısmında bırakırım, sabitlerim. İlgilenen arkadaşlarımız olursa sana ulaşırlar. Ve abi sen bu işi Trabzon'da yapıyorsun. Aynı zamanda evet. YouTuber'sun arkadaşlar. Evet. Sami'de birçoğunuz bilirsiniz. Jelse'yi takip ediyorsanız bilmemeniz imkansız diyorum. Abi kanalın ismi neydi? Oradan da ulaşırlarsa. Doğanın içinde kanalımız. Doğanın içinde. Doğanın içinde. Samet Altun değil mi abim? Evet. Trabzon neresiydi abi? Akçaabat. Teşekkür ettik abi. Evet arkadaşlar, yani bu hayvanları almak istiyorsanız samimi bir şekilde dillendiriyorum. Samet kadar ben tecrübeli değilim. Büyük başta Jersey değerli hiç değilim. Evet. Sanırım bize küçük baş çekiyoruz. O bize büyük baş bilgisini verecek. Bize inşallah ilerleyen videolarda, ilerleyen günlerde küçük baş hakkında bilgi veririz. Tabii küçük başta da bizden daha bilgili değilse. Yok, estağfurullah. Evet, hayvanlarımız bunlar. Bunların yaşları nedir abi? Yaşları şöyle, yani laktasyonuna göre söyleyebilirim. Tabii, yani inekler laktasyon, hani, kaçıncı laktasyon? Genel olarak işte böyle toplum ağzında birinci doğum diyebiliriz. İkinci doğum, üçüncü doğum. Bir, iki, üç. Bir, peki iki, üç. Dört, beşi buluyor mu bunlar? Yok mu o kadar? Şu anda bunlar da yok. Bunlar da... Bakarsanız beş de olur, altı da olur yani. De şu anda en yaşlısı diyelim, tabiri caizse. O da üçüncü doğumunu yapmışlar. Yani bu işletme genç hayvanları elinde tutmuş. Evet. Abi şimdi unutmadan da onu da dillendirelim. Abi bu hayvanlara suni tohumlama yapılıyor herhalde. Suni tohumlama. Şimdi suni tohumlama yapılırken abi kimi işletmelerde yine de sizden duydum. Sizin videolarınızda gördüm. Büyükbaşı az önce anlattığım gibi evet. Pek takip etmiyorum. Şimdi siz geçen videonuzda demişsiniz ki işte örnek diyorum yüzde kaçı erkek oluyor, yüzde kaçı dişi oluyor. Oran veremeyeceğim. Yani işletme sahibinin veya işletmenin isteğine göre mi oluyor bu? Böyle bir imkan var mı? Şu anda tabii ki. Sadece Jersey'de değil, diğer ırklarda da, Holstein'lerde de aynı. Cinsiyeti belirleyebiliyoruz tohumlama esnasında. Tohumlama esnasında dişi yaptırmak istiyorsanız veya dişi hayvana ihtiyacınız varsa tabii, dişi atıyorsunuz, erkeğe ihtiyacınız varsa erkek atıyorsunuz. Tabii. Peki bunun yüzde kaçlığı yani, yüzde kaç bandında başarılı oluyor bu? Şimdi başarı oranı... Tabii ki de serbest tohumlamada daha yüksek. Atıyorum %70 serbest tohumlamada gebe kalma oranı yüksekken diğeri %60'a düşüyor dişi spermada. Çünkü işlem görmüş bir sperm oldu. Evet. Ama şeyden dişi olma oranı veya erkek olma oranını soruyorsanız %90 dişi oluyor. Yani 100 buzağdan 10 tanesi erkek doğabilir yani. Ya da 8 erkek doğar, 7'si erkek doğar. %90'ı dişi doğuyor ama. Tercih. Şu anda buzakhanede mesela belki 300 tane buzağı vardır. İçerisinde 20-25 tane yoktur diyebiliriz yani erkek. Bu tür işletmelerin tercihi tabii dişiden yana değil mi? Tabii ki de yani biliyorsunuz Jersey ırkının herhangi bir besi potansiyeli yok. Olmuyor da zaten. Evet. Hani herkes diyor ki yani olmuyor derken hiç mi büyümüyor bu hayvan? Tabii ki büyüyor ama bir Holstein'la bir Chevrolet'le bu kıyaslanamaz. Bir Chevrolet'le bir Simmental'le bir Belçika mavisiyle kıyaslanamaz. Tabii ki yani o atıyorum 12 ayda Holstein pardon Simmental 600-700-800 kilo gelirken bununkisi canlı ağırlık 250-300 kilo ancak gelir yani abi, 12 aylık yani gibi. İşin gerçeği Jersey sadece tabii. Tatta kalitede silip süpürüyor gerek sütte olsun gerek evet. Etteki lezzette olsun ya, yani bizlere damak tadı veriyor diyebiliriz değil mi? Tabii ki öyle yani süt konusunda Jersey çok başarılı bir ürk, et konusunda maalesef hiç yok. Evet, et konusunda değinirsek sadece lezzeti var. Evet. Çok karışık. Abim fiyatlara değinemeyeceğiz. Çünkü niye değinemeyeceğiz? Bütün hayvanlar aynı değil. Değil. Gerek süt verimi olsun, gerek yaşı olsun, gerek gebelik durumu olsun değil mi abi? Evet. Burada, yani fiyatlara değinmek ya mantıklı olmaz. Bir günlük buzağı da satılıp diyelim. Hani evet. Tabiri caizse çok da şey değil ama 12 aylık da satılıp 24 aylık da satılıp. Şimdi hepsi ayrı ayrı sınıflandırılmış bunlar. Evet. Çok uzun sürer fiyat konusu. Aynen. Yani düşünen arkadaşlarımız geldiğinde örnek diyorum şu hayvan da var, şu hayvan da var. Arkadaşlar çünkü günümüzde et de pahalı. İster istemez hayvanın ebatı da işin içine girmiş oluyor değil mi abi? Evet. Ya laktasyon işte. Bu hayvan birinci laktasyon. Gebe. O hayvan ikinci laktasyon. Boş. Değişebiliyor yani fiyatlar. Değişebiliyor. Tabii. Abi Jersey'lerin buzaları nerede? Onları da görmek isterim. Tabii. Tabii ben görmek isterim. Arkadaşlarıma da, takipçilerime de göstermek isterim. Geçelim. Arkadaşlar bunlar da Holstein düveleri.
Toş taneleri bilmeyen yoktur değerli dostlar. İzmir'deyiz çünkü. Abi bunlar sağma falan girmiyor. Bunlar düve değil mi? Daha doğum yapmamış herhalde bunlar. Bunlar tabii. Bunlar gebe düveler. Gebe düveler. Hı hı. Karışık koştayınlar var. Tabii yani içerisinde jerseyler var ama o kadar çok koştayın olan bir çiftlik ki içerisinde jerseyler gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet. Peki şey için satış var mı? Koştayınlar için. Yok. Sadece şu anlık jerseyler için değil şu mi? Şu anda yeni çiftlik yapılıyor orada. Bak ek ilave bina yapılıyor orada. Şu karşıda. Padok. Evet. Karşıda. Oraya aktarım yapılacak. Tabii ki kalanı şey yapılacak, satılacak. Evet. 2 ay sonra satış olacak diye satış olacak düşünüyoruz. Yani bunlar ihtiyaç fazlası olabilirler. Evet. Ya işletmenin her zaman işletmenin yine ihtiyacı vardır. O yüzden tabii de genişletmek gerekir ama bir yerden sonra artık tabii yani çünkü her bir işletmesinde işletmenin de bir kapasitesi vardır. Kapasitesi var. Kontrol altında tutmamız lazım. Evet, geldik jersey buzalara. Maşallah. Ya bunlar ne güzel böyle abi ya. Allah-u Teala nasıl yaratmış bunları? Vallahi var ya, özene özene yaratmış evet, ya. Bunlar da Horşaynar'ın içindeydiler. Evet. Sonra rica ettik bunları ayırır mısın diye. Böyle bir kenara ayırdılar çünkü gözükmüyorlar Horşaynar'ın içinde. Burada 3 aylıktan başlıyorlar. Evet. 5 aylığa kadar buradalar yani. Tabii bunların çoğu satılmış, rezerve edilmiş, bekliyorlar artık. Farklı farklı illere gidecekler. Abi bunları sen mi ayırttın? Tabii biz seçimde biz de yardımcı oluyoruz. Hani şimdi sen Holstein'ların içinde kalmasın, en azından görseler bir ortaya çıksın bakalım. Ya şimdi zor oluyor Holstein içinden bunları seçip şey yapmak. Aynen. Böyle gelip böyle bakmak daha güzel şimdi hepsi bir yerde olduğu abi, zaman. Abi şu anda öyle bir güzel manzara ki izleyen her bir arkadaşımız adına sana teşekkür ediyorum. Bunları ayırttığın için. Biz teşekkür ederiz. Çünkü Holstein'ları her zaman görebiliyoruz ama bunları evet göremiyoruz. Bunlar evet maşallah. Ya bunlar biraz daha özel bir örgü. Gözlerine yani sanki sürme sürülmüş ya. Evet. Ay bunlar niye burada? Bunlar burada yemek yiyorlar bakın. He bunlar yeme geliyor. Aynen, yeme. Oradan bir geçiş var. Tabii bura yatakhane. Bura kurudur her zaman. Evet. Burası sürekli aslında burada durdukları için burası daha ıslanır işte. Tezek buraya yaparlar. Yatmaya da oraya şunu giderler. Anladım abi. Yatak odası. Aynen mutfak. Diğer ihtiyaçları gidermek için buraya kullanıyorlar. Aynen. Bunlar da serbest besleme. 24 saat önleri doludur. Abimiz de hep besiyor valla. Tabii. Yani sürekli. Hiç durmaz. Ay bunlarda satış var mıydı? Tabii ki bunlarda. Aynen. Bunlarda aynen da satış var arkadaşlar. Maşallah bunların sağlıkları yerinde herhalde. İştahları güzel. Tabii bunlar henüz daha doğum yapmamış. Çok yorulmamış hayvanlar. Daha gençler. Tabii. Yani sağlanan hayvan enerjisiyle bunların enerjisi bir değil. Yani doğum yapmamış. Yıpranmamış. Tabii doğum yaptıktan sonra artık kalbi hareketleri yavaşlayacaklar artık. Süt üretmeye başlayacaklar. Aynen. Şu an çok keyiflilerdi. Yani şu anda ekmek elden su gölden. Artık doğumdan sonra çalışacaklar. Tabii çalışacaklar. Şimdi çalışacaklar. Bunların ister istemez diğer giderler olacak. Faturadır, tabii, şudur budur. Yıpranacaklar. Evet. Şimdi bakın burada bir sürü hayvan görüyorsunuz. Evet. Bunların hepsi inek. Burada inek. Erkek bulamazsınız. Bu kadar ineğin erkek olan buzağları da burada işte. Bunlar kaçaklar. Abi anlamadım. Bunlar erkek buzağı. Bu kadar ineğiyle inekten evet bunlar oldu. Evet, dişi, erkek buzağı olarak. Şeyde de buzakhanede de vardır genellikle. Bunlar sütten çıkmış erkekler. Kaç tane var? Belki 15 tane yoktur burada yani. Dişi spermanın önemi burada çok önemli. Bunların burada çoğu da dişi sperma artık kabul etmeyen ineklere serbest tohumlama yapılıyor. Yani artık tohum tutsun da hayvanı kurtaralım deniliyor. Aynen abi. Serbest tohum atılıyor. Çünkü tutma oranı daha yüksek aslında serbest tohumlamanın. İşte onlardan veya işte yani bizde sperma seçme hakkımız olmasa diye seçemeseydik bunun yarısı erkek olacaktı. Erkek tabii dolardı burası. Bu da dolardı. Bir işletme için, süt işletmesi için bayağı bir kötü bir durum olurdu. Kötü bir durum olurdu. Yani zarara kadar gidebilirdi diyebiliriz. Tabii ki yani. Çünkü süt işletmelerinde şey evet oluyor. Buzalarda genelde besiye gelmiyor. Tabii. Yani süt işletmesinin geleceği burada. Evet. Ayakta tutacak olan bireyler burada. Evet arkadaşlar az önce faturalardan bahsettik de ben bizi kastederek dedim. İşte bizler çalışırken şu fatura parası, şunun parası, bunun parası, bunlarda öyle bir dert yok. Onu demek istedim. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Neyesin? Teşekkür ederim. Şimdi merak ettim abi, sabahtan beri çiftlikte geziyorsunuz, hayvanları kontrol ediyorsunuz. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Yani göreviniz ne burada? İşletmenim veteriner sağlık teknisyenlerinden biriyim. Bir arkadaşımız da Mert. Üreme, uzağa bakım besleme, doğum, revir,
Evet. Bütün bölümlerin şu anda sorumluluğu bize ait. Bir ikiniz mi varsınız abi? Şu an hafta sonu ikimiz varız. Ya abi iki kişi nasıl yetiştiriyor bu kadar hayvana ya? Severek yaptığın için yetiştirme kolay. Yani işletmeye girdiğiniz an artık akşam kaçta çıkacağım veya saat de olsa da gitsem yok, kaygınız yok. Yok. Çünkü severek yani yaptığınız için. Yani ya işimizi yarım saatimiz doldu yarım bırakıp gideceğiz diye bir şey yok yani. İşimiz ne zaman biterse. Mesela dün 8.30'da yüklememiz vardı 8.30'da gittik. Evet. Bizim için saatin bir önemi yok. Severek yapılan iş başka oluyor. Evet doğru. Ama bir sıkıntısı oluyor zaman yetmiyor insanlara. Şimdi bir işi severek yapmazsanız hep zamanı beklersin. Akşam olsa da gitsek. Şimdi severek yaptığımızda abi bir bakıyorsun akşam oldu. İşler yarıda kaldı. Sabah olsa da aynı yerden devam etsek diyorsun. Ya işte kendimizden fedakarlık gösterdiğimiz zaman işleri yarım bırakmamaya çalışıyoruz yani. Şimdi öğlen molası olur. Yeri geldiği zaman ailene ayıracağın zamanı, işine ayırdığın zaman şey gerek kalmıyor yani. İşini yarım bırakmaya şansın olmuyor yani. Ve canlı evet. Olduğu için orası biraz sıkıntılı. Biraz merhamet vicdan olması gerekiyor bu işi yapanlarda. Aynen abi. Teşekkür ettim abi. Teşekkür kolay ederim. Olsun. Sağ olun. Karadeniz tarafı. Abim şimdi senin de işin gücün vardır. Müşterileri var. Şimdi evet. Bu hayvanların satışından sorumlusun abi. Evet satış. Hayvanların yüzde kaçı satıldı, yüzde kaçı kaldı abi? Kaç diyelim ona. Şimdi burada totalde 450 hayvan vardı. Evet. 150'si gitti. Tabii 150'sinin içinde uzağısı, düvesi, ineği, sağmalı, kurusu hepsi içinde karışık olarak 150 gitti. Yani ortalamaya vurursak günde 15 tane hayvan gidiyor buradan. Daha yeni satışa çıktılar evet. Zaten. Bir 10 gün oldu satışa çıkalı hayvanlar. Her gün 15 tane hayvan satılıyor buradan. Abi hayvanlar bitene kadar sen buradasın herhalde. Tabii anlaşmamız öyle. Hayvanlar bitene kadar ben buradayım. Ondan sonra gidebiliyorsun. Ondan sonra döneceğim diyarlara artık. Aynen abi. Trabzon'un dağlarına ne yapalım? Aynen abi. Abi ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Arkadaşlar jersey sizlere de lazımsa, jersey ihtiyacınız varsa. Şimdi jersey nasıl ihtiyaçtır arkadaşlar? Görsele bile ihtiyacı vardır. Yani insanlar hobi olarak alıyor. Alan tabii. Kişiler de var değil mi abim? Kesin evin ihtiyacı işte. Mesela diyor ki ben bir tane inek bakayım. Çoluğum çocuğum desin işte. Aileme yedireyim. Bir tane olsun. En iyisi olsun ki süt konusunda gerçekten yok. Yani başka bir bilemiyorum. Sürekli aynen. Araştırıyorum. Var mıdır yok mudur işte protein konusunda, süt konusunda ama yok. Yani hayvanlar bitmeden Samet arkadaşımıza ulaşırsanız daha iyi olur. Çünkü her an bitebilir. Bugün de bitebilir. Yarın da bitebilir. Bir baktınız. Evet. Abinin biri, arkadaşın biri geldi. Ben hepsini alıyorum. Ve evet. İşletmeme kaldırıyorum diyebilir. Ve sevk konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'nin her yerine sevkimiz tabii. Mevcuttur değil mi abim? Burası ağrı bir işletme. Ağrı bir işletme sadece o. Sadece Anadolu Avrupa yakasına yok İstanbul tarafına. Evet. Burası bölge olarak ağrı bir bölge. Avrupa yakası. Onun haricinde her yere gidebilir ayrı. Zaten Avrupa yakasında da artık bu tür çiftliklerde yok diyebiliriz. Evet. Yani İstanbul Avrupa yakası hariç. Geride kalan Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine, köylerine sevkimiz mevcuttur. Herhangi bir sıkıntı olmaz diyoruz değil mi abim? Kesinlikle. Nakliyede ne yapıyorsunuz abi? Nakliyede de yardımcı oluyoruz. Nakliyede yardımcı olunuyor. Abim bize zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seni işinden alıp koyduk. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bir konu var mı abim? İnşallah ben de ziyaret edeceğim seni. Beklerim. Gitmeden gelmeyi düşünüyorum. Biz de orada bir çekim yaparız. Bakalım küçük baş hayvancılığı senden dinleriz. Memnun olurum kapılarını açarsan bizlere. Abi kapıları o zaman gece gündüz kapatmıyorum. 7/24 açık. Çok teşekkür ederim. Ama bir haftalığına kapılar açık geç kalma. Öyle mi? Tabii. Tamam. Yoksa gelen gider gelen giden eve girer olmaz. Tamam. Sana kapılar açık abi. Tamam. Abi görüşürüz kendine iyi bak sağlıkla kal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işletmenin satış nedeni ufaltmaya doğru gidiyoruz şu bu gibi değil. Tam tersine arkadaşlar işletme hem hayvan satıyor hem de çiftlik yapıyor. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bir sonraki videoya denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.